arkadaşlar, ben Fatih. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Arkadaşlar şu anda New Mexico, Albuquerque, New Mexico'dayım. Ve Arizona Nogales'e gidiyorum. Az önce buraya bir yük bıraktım. Yükü bıraktım aslında arkadaşlar, öyle bir kötü bir şey oldu ki. Bugünkü çektiğim ikinci video. Videoyu çektim, hazırladım. Fakat çat bir bakarsın ki ses yok. Sonra dedim tamam, bir daha video çekeriz. Dün de aynısı oldu. Dün de aynı mevzuyu yaptım. Fakat ne yazık ki yine sesle alakalı bir problem yaşadık. Ondan dolayı o videoda çöp oldu. Bu arada dünkü videoda Haldun diye bir kardeşimiz Oklahoma'ya ağırlık istasyonlarına giriyoruz ya, bu weight station, ağırlık istasyonları. Oraya girdim, ben park ettim arabayı, baktım biri bağırıyor falan. Tanımadım da bir devam ettim. Sonra oradan biraz daha zaman geçti, işte Fatih abi, Fatih abi, Allah Allah dedim. Bir döndüm baktım, lan bak Türk galiba bu dedim. Döndüm geriye, bir baktım hakikaten bir Türk kardeşimizmiş Haldun. Buradan ona selam olsun. Aslında dün onunla beraber küçük de bir video yaptık, onu da tanıttım. Ama ne yazık ki, ne yazık ki sesle alakalı sorun yaşayınca dur dedim ya, bu videoyu sildim, yeniden çekerim. İşin kötü tarafı ki onunla yaptığım videoyu da yanlışlıkla sildim. Yani bu işin kötü tarafı oldu. Videoyu silmiş olduk. O yüzden Haldun'u size gösteremeyeceğim. Ne yazık ki. Fakat Haldun'un en azından hem buradan teşekkür ediyorum ona. Çünkü dün hem muhabbeti sohbeti. Ayrıyetten de bir de arabadan bir çıkarttı herif. Bildiğiniz profesyonel pro içici. Bana böyle bir kutuda pro kutusu çıkarttı. Böyle ne bileyim nemini falan ayarlayan da bir kutu. Açıkçası şaşırdım. Ama hoşuma da gitti. Dedim sigarayı ya ben bıraktım. Olsun abi dedi, şey yaparsın. Hani sigarayı bıraktın ama ya ben de bıraktım. Bu zaten içine çekmiyorsun dedi, verdi. Neyse dün akşam da içmeyi denedim ama Haldun gerçekten çok zor oldu kardeşim. İçemedim ya. Yani uzun süredir sigarayı bırakmışım. Dün en son bir ara dedim ki ölüyorum ya ben. Ben dedim hiç buna bulaşmayayım. Bulaşmadık. Bulaşmaya çalıştık da beceremedik. O yüzden Allah'tan devam etmedim. Ama tekrardan sana teşekkür ediyorum Haldun. Haldun bu arada Virginia'da yaşıyor bu kardeşimiz. Step Deck, bu daha önce bir arkadaşın daha videosunu da göstermiştik. Step Deck yük taşıyor. İnşallah bir gün bir daha bir Haldun'la uzun bir zaman içerisinde karşılaşırız. Bir video daha onunla yaparız. Çünkü Haldun'un bir de sıkıntısı vardı orada. Hadi benim registration diyelim, kaydım geçmiş. 125 dolar ceza yedim ben. Fakat Haldun'un araba inspection'a girdi. Inspection'dan bayağı bir sıkıntılar yaşamış kardeşimin. En azından bir 1000 dolar orada masraf yaptı. Tabii tam olarak rakamı bilmiyorum nedir ama bir 1000 dolara yakın bir masraf yaptı. Geçmiş olsun diyelim. İnşallah başımıza bir daha böyle bir şey gelmez. Tekrardan Haldun sana selam olsun. Arkadaşlar dün bugün iki video yaptım. Dediğim gibi videolar çöpe gitti. Bu videoların çöpe gitmesinin nedeni şu gördüğünüz mikrofonun kablosu çıkmış oradan. Çıkmış şeyi. O yüzden ister istemez yapamadık. İki videoda da konum şu, bunu burada bir daha söylemek istiyorum. Öncelikle biliyorsunuz ben videolarımda siyasi mevzulara girmiyorum. Siyasi mevzulara girilmesinden açıkçası çok hoşlanmıyorum. Ve şu da bir gerçektir, videolarımda siyasi mevzulara girerek videolarımı kirletenleri de genelde engelliyorum, küfür edenleri engelliyorum vesaire. Bu tarz şeylere benim çok fazla iznim yok. Fakat şu dönem, seçim dönemi gerçekten, gerçekten çok kötü bir dönem. Bu seçim döneminde artık gerçekten iğrenmeye başladım ben. Ne olur? Arkadaşlar ne olur? Artık durun. Yani bu siyasi paylaşımlardan lütfen artık vazgeçin. Ya saçma sapan bir bilmem ne siyasi grubu. İşte bu hani hangi görüşün olursa olsun bir bilmem ne siyasi grubu. Bir video, bir görüntü koymuşlar oraya. Küçük bir grafik. İşte bilmem ne, bilmem neyi, bilmem ne yaptı. Peki bu gerçek mi? Değil. Ya da doğru. Ama gerçek mi, doğru onu bile bilmeden arkadaş, yani sadece paylaşmak ve insanları karalamak için bir garip bir duruma geldi. Arkadaşlar bizler zaten bölündük. Yani bunu söylediğim zaman birçok kişi bana şimdi tepki gösterecektir. Ne biçim konuşuyorsun? Öyle arkadaşlar, biz bölündük. Ülke olarak beyinsel biz bölündük. Bak bunu tekrar tekrar üstüne basarak söylüyorum. Artık vazgeçin bu paylaşımları yapmaktan. Evet, sınırsal olarak halen bir sınırımız var. Tek bir sınırımız var. Daha Allah'a şükür o duruma gelmedik. Ama bizim gidişatımız Suriye. Lütfen artık dur diyeyim buna. Doğruluğunu bilip bilmediğiniz şeyleri paylaşmayın. Doğruluğunu bilseniz bile paylaşım uslubunuza dikkat edin. Vatan haini.
Önüne gelen artık vatan haini. O ona diyor vatan haini, bu buna diyor vatan haini. Anne oğlunu inkar etmiş ya, bir arkadaş kız kardeşiyle, iki kız kardeşiyle görüşmüyor. Neymiş biri bilmem neymiş, biri bilmem neymiş. Artık vazgeçin, bu nedir ya? Bu nedir? O kendinizi ezdirdiğiniz, yalakası olduğunuz siyasi, bu yalakası olanlar için söylüyorum tırnak içerisinde, yalakası olduğunuz siyasiler kazandıkları zaman bilmiyorum size ne veriyorlar. Ha şunu diyebilirsin ya, ülkem için, ya tamam, bir oyun var, git o bir oyunu kullan güzel kardeşim. O bir oyunu istediğin gibi kullan, istediğine ver. İster git AKP, MHP, CHP, HDP, Vatan Partisi, ne var? Git istediğine ver. Ama gözünüzü seveyim ya, bilip bilmeden cahilce milletin paylaşımlarını paylaşmayın. Durun artık. Bir durun. Ya hakikaten bu doğru mu? Ya bunu ben paylaşıyorum. Birini kırar mı? Kullandığım dil acaba yaralayıcı mı? Ya ona bakıyorum. O ona vatan haini diyor. Bu buna vatan haini diyor. Ya bu nedir ya? Bu nedir? Ya ben videolarımı baştan beri yapmaya başladığımdan bu yana şunu yapabilirim. Pensilvanya'da oturmuyorum, Philadelphia'da oturuyorum diyebilirim. Ben bastıra bastıra diyorum ki ben Pensilvanya'da yaşıyorum. Yaşadığım koca eyalet arkadaş. Koca eyalet. Bilip bilmeden daha, hani bu cahillik tamam almış başını gidiyor ama bir araştır be kardeşim ya. Öyle siyasi ağızla konuşma bana. FETÖ'cü. Dün biri yazmış. FETÖ'cü müsün sen? Sen işte Pensilvanya deyip duruyorsun. Bu nasıl bir zihniyet ya? Ya sen Pensilvanya'yı Pendik Kartal mı zannediyorsun? Orada ne kadar Türk yaşadığının farkında mısın? Her yaşayan Türk sana göre hakikaten FETÖ'cü mu? Yani bunlar vatan haini. Peki nereden gördün vatan hainliğini? Görmedin. Sırf iş olsun. Arkadaşlar lütfen, ama lütfen tekrar söylüyorum. Bakın biz ciddi anlamda bölündük. Buna istediğiniz katılın, isterseniz katılmayın. Benim gördüğüm bu. Bölünmenin daha ilerisi sınırsal bölünme. Buna ne kadar, ama ne kadar daha göz yumacaksınız? Lütfen artık bu paylaşımlardan vazgeçin. Bugün annem paylaşmış bir şey. Onu gördüm, böyle beynim dondu. Şimdi normalde kendi öz annemi takip etmiyorum. Neden? Çünkü benim annem de ısrarla siyasi görüş üzerinden paylaşım yapıp duruyor. Ve cahilce, araştırmadan, bilmeden, doğru mu değil mi bakmadan. Anne neden böyle bir şey yapıyorsun? Baktın mı? Hakikaten doğru mu? Hayır, bilmiyorsun. E peki bilmeden neden böyle bir paylaşım yapıyorsun? Niye senin siyasi görüşüne uygun? Aynı şekilde bugün bir kardeşimiz yazmış. Ben bir paylaşım yaptım. Abi bilmem neye kızdın de, bana mı kızdın da bunu yazdın demiş. Ya seninle ne alakası olabilir? Ama eğer sen de bu tarz siyasi paylaşımlar yapıyorsan ve insanları kırabileceğini bile bile de bunu yapıyorsan, bu lafım bu tarz paylaşım yapan herkese. Bu tarz paylaşım yapan herkese. Arkadaşlar lütfen. Tekrar söylüyorum. Biz bölündük. Bunu ister kabul edin, ister kabul etmeyin. Bundan dolayı beni linç edin. İstediğiniz yapın, hiç umurumda değil. Ama bunun farkında olun. En azından ya hakikaten bu adam ne diyor diyeyim bir soru işareti koyun. O peşinden koşturduğunuz siyasiler başa geldikleri zaman önlerine bakıp yollarına devam ediyorlar. Fakat bizler birbirimize ettiğimiz kelimelerden, ettiğimiz küfürlerden, yaptığımız hakaretlerden sonra suratına bakmayı nasıl hoş görüyoruz, nasıl bakabiliyoruz? Benim buna kafam basmıyor. Lütfen arkadaşlar, beni en azından küçüklerim bir abi gibi algılasın. Akranlarım bir dost algılasın. Abilerim, amcalarım, dedelerim de bir kardeşleri olarak algılasın. Bundan artık vazgeçin. Lütfen ama lütfen bundan artık vazgeçin. Bundan bizim hiçbirimize bir yararı yok. Bizi bölmekten de başka yapabilecekleri hiçbir şey yok. Dış güçler. İşte dış güçlerin yapamadığını sen kendi kendine yapıyorsun. Dış güçlerin yapamadığını sen kendi kendine yapıyorsun. Güzel kardeşim, son sözüm şu. Bir oyun var. Git o oyunu sandıkta kullan. Bahsettiğin hani o ikide bir sakız gibi ağzında kullandığınız o dış güçlerin oyununa
gelmeyin. Lütfen. Yani ben artık beynim basmıyor buna ya. Benim videolarımda yani bu şekilde paylaşımlar yapmıyorum. Bugün ilk kez Facebook'ta bile bununla alakalı bir paylaşım yaptım. Artık vazgeçin. Git bir oyunu kullan. Herkesin, benim de bir oy hakkım var arkadaş. Ben sana savaş mı açıyorum? Lütfen. Böyle vatan hainliği falan filan diyorlar millet birbirine. Bu benim için söylenen bir mevzu değil. Bana da söyleyenler var da. En azından partisel bir paylaşım yapmadığım için en azından partisel söylemiyorlar bunu. Sadece Pensilvanya, onu da bilmeden aklınca işte beni yok edecek ya başlıyor. Pensilvanya'da yaşıyordun sen deyip bana vatan haini diyor. Onu da bilmiyor, gülüyorum. Ona ben gülüyorum ama bu arkadaşların özellikle bu bilinçsizce birinin yaptığı grafiği doğru mu değil mi bilmeden bir de ona ekleyerek, küfrederek, hakaret ederek, vatan hainiyle suçlayarak paylaşım yapan arkadaşlar için özellikle bu videoyu yapma gereği duydum. Arkadaşlar umuyorum bu video biraz yararlı olmuştur. Bu seçim döneminde insanların böyle birbirine çatışmaya hazır beklediği bu dönemde biraz açıkçası amacım yetiştirici olmak niyetiyle bu videoyu yaptım. Neyse çok da fazla artık söze gerek yok diyorum. Beğeni yapmayı, beğenilerinizi unutmayın, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Saygılar, sevgiler diliyorum. Hayallerinizin peşinde koşmaya devam edin ve hayallerinizi oy attığınız insanların eline bırakmayın. Eleştirici olun her zaman ama her zaman muhalif davranın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Türk Türk'le kalın. Bay bay.